Kendisi 2 sene önce kulübü FIFA'ya şikayet etmiş. Bu şikayet devam etmiş. Yani orada görüşülmüş, gerekli yazışmalar yapılmış, itirazlar yapılmış. Bir takım süreçlerden geçiyor bu şikayetler zaten. Bu süreçler değerlendirilmiş ve bu süreçlerden sonra FIFA tarafından Eskişehirspor'a bir ceza tesis edilmiş. 31 Ocak 2019 tarihinde bu konuyla ilgili ceza FIFA tarafından federasyona bildirilmiş. Federasyon da kulübümüze bildirmiş ve şöyle demiş: 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin. 31 Ocak 2019 tarihinde 60 gün içerisinde bu borcu ödeyin şeklinde bir yazı gelmiş. Şimdi dolayısıyla 60 gün içerisinde ödeme yapılmadığı için bu puan silme cezası kesinleşmiş. Yani netice itibariyle Pinto ile de görüştük. Yani para da verseniz kesinleşmiş bir ceza var ortada. Yani bir şekilde bu -6 puan cezası federasyon tarafından kulübümüze uygulandı. Şu diğer dosyaları da anlatayım. Bofin ve Akaminko dosyası KAS'ta. KAS ve yazışma süreci devam ediyor. O KAS'ta değerlendirme süreci var. KAS'ta ilgili masrafları yatırdık. KAS'ta görüşülüyor bu dosyalar. Şimdi transfer yasağıyla ilgili en son yaptığımız çalışmada 86 dosya, 87 dosya civarı dosya var. Transfer yasağı da tabii farklı sebepler var transfer yasağının açılmasına imza vermek üzere arkadaşların. Farklı sebepleri var. Hepsiyle tek tek ayrı ayrı görüşüyoruz. Evet. Şimdi şöyle, tabii bu -6'yı uygulatırken Pinto ile defalarca görüşüldü. Hatta başkanımız bir arkadaşını onun yanına gönderdi. O da görüştü. İkna alıyor adam. Doğru, ben bunu yaptım derim. Bu protokolü o yapmış çünkü. Kesinleşmeden önce. Ben bunu yaptım derim. İşte ondan sonra ertesi gün geri vazgeçiyor. Bunu kabul ediyor, geri vazgeçiyor. Pinto'nun küme düşürme cezası hakkı kaldı. Transfer yasağının kaldırılması için ne kadar para gerekiyor? Şöyle söyleyeyim. Bu kulübün aşağı yukarı 80 milyon futbol aile borcu var. Onun haricindeki her şey afaki. Ama bu kulübün 80 milyon futbol aile borcu var. 5 maç oynamış. Mesela bu Pinto 5 maç oynamış. Buna 500 bin euro borç var. 3 maç.